Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hem bu iki günlük genel istişare toplantımızın, burada aldığımız kararların hem şahıslarımız adına, hem camiamız adına, hem ülkemiz adına, Türk ve İslam coğrafyası adına hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, tabii ülkemiz gerçekten çok zor süreçlerden geçiyor. Hem dış politikada Suriye meselesiyle gelinen nokta, hem iç politikada sınırlarımız içerisinde PKK terör örgütünün hala dünden daha güçlü ve etkili bir şekilde bugün varlığını devam ettiriyor olması ve eylem yapabiliyor noktada bulunması gerçekten ülkemiz açısından, ülke insanımız açısından hiçbirimizin kabul etmeyeceği boyutlara ve sınırlara ulaşmış vaziyette. Tabii ben öncelikle buradan bir kere daha Diyarbakır'daki dünkü terör saldırısını şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Öncelikle bu saldırıda hayatını kaybeden şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yine dünkü saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı'nın yakınlarına ve tüm avukatlar camiasına, Barolar Birliği'ne başsağlığı temennisinde bulunuyorum. Ve bu hadisenin bütün sebepleriyle nasıl olduğunu, kimler tarafından gerçekleştirildiğinin çok net bir şekilde ortaya çıkarılmasını ve faillerinin de mutlaka yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Eğer bu Türkiye'ye, Türk milletine, milletimizin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine karşı yapılmış bir provokasyonsa, bu provokasyonun yok edilmesinin, bu provokasyonun boşa çıkarılmasının birinci yolu bu hadiseyi, yani bu eylemi gerçekleştiren terör örgütü unsurlarının yakalanarak adaletin önüne çıkarılması ve böylece de ulaşabilecek, meydana gelebilecek provokatif eylemlerin de önüne geçilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana terörü ve şiddeti lanetlemiş, terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve dahi kime karşı yapılırsa yapılsın bunun karşısında olduğumuzu net bir şekilde dile getirmiş bir siyasi hareketiz. Yine aynı şekilde teröre ve şiddete bulaşmayan, terörü ve şiddeti övmeyen her düşüncenin serbestçe fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, inanç özgürlüğü çerçevesinde, insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde yerine getirilmesini ve bunun mutlaka bu ortamın sağlanmasını savuna gelmiş bir siyasi hareketiz. Onun da ötesinde hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi etnik mezhebi anlayışa sahip olursa olsun, hangi siyasi görüş mensubu olursa olsun, bütün insanların canının da değerli olduğunu ve mutlaka terörü ve şiddeti benimsememişse, terörü ve şiddeti övmüyorsa, onların da mutlaka bizim için kutsal olduğunu daha önce de ifade ede gelmiş bir siyasi hareketiz. Onun için biz bu saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırı sebebiyle tüm terör saldırılarını lanetliyoruz. Hain, kanlı terör örgütü, katil eşkıya PKK terör örgütünü bu vesile bir kere daha lanetliyorum ve bir an önce kökünün kazınmasının da artık elzem bir hale geldiğini buradan bir kere daha haykırıyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hem rahmetli şehit liderimiz döneminde hem daha sonraki dönemlerde
PKK terör örgütünden Türkiye'yi kurtaracak, PKK'nın kökünü kazıyacak. Ama bunu yaparken de Kürt kardeşlerimizle var olan bin yıllık kardeşliğimize asla zeval vermeyecek. Tam tersine bunu da pekiştirecek çözüm önerilerimizi sunmuştuk. Ama maalesef bugüne kadar ülkeyi yönetenler terörden ülkeyi kurtarmadıkları gibi maalesef bizim önerilerimizi de dikkate almadılar. Tam tersine gittiler. PKK'nın yandaşlarının, onun siyasi uzantılarının ya da onlara yakın entelektüellerin görüşlerini, fikirlerini benimsediler. Onların belirledikleri yol haritalarıyla güya adına çözüm süreci dedikleri süreçler başlattılar ve bugün de hangi noktada olduğumuzu hep birlikte görüyor ve müşahede ediyoruz. Ve seçimden sonra hemen dillendirilen bir milli birlik ve kardeşlik projesi vardı. Biz ne dedik? Eğer adına uygun bir proje ise, gerçekten adı gibi bir proje olacaksa ve gerçekten ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine katkı sağlayacak ve gerçekten terörü sonlandıracaksa elbette ki biz her hayırlı projenin olduğu gibi bu projenin de yanında dururuz dedik. Ama ismini güzel koyup, ismini böyle koyup arkadan PKK'yı muhatap alarak onunla gizli pazarlıklar ve müzakereler sürdürülürse biz bunun karşısındayız dedik. Net olarak ifade ettik. Bugün bir kere daha ifade ediyorum. Samimi olarak hangi hükümet, hangi devlet kurumu yetkilisi ülkemizi bu terör belasından kurtarmada samimi bir mücadele verirse biz Büyük Birlik Partisi olarak dün olduğumuz gibi bugün de dimdik devletimizin yanında, milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin yanında durmaya, dün olduğu gibi bugün de durmaya devam ederiz. Sayın Başbakanım, daha önce de sıkça kullandığı ve bu hadiseden sonra da kullandığı bir cümle var. Türkiye'de ya da bizim dönemimizde hiçbir faili meçhul kalmayacak diye. İnşallah biz de bunu temenni ederiz ama kendi iktidarları döneminde pek çok faili meçhul cinayetler işlendi, terör saldırıları yapıldı ve maalesef bunlar yerine getirilmedi. Ve bizim de mesela canımızı yakan, bütün camiamızın hala beklediği Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarımızın şehadet süreci var. Bize göre bu da bir faili meçhuldür, aydınlatılmadığı sürece ve bunun da aydınlatılmasını bir kere bu vesile buradan bir kere daha işte bütün yetkili kurullarımız huzurunda ben Türkiye yönetenlerden talep ediyorum. Kıymetli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, tabii son günlerde Bayırbucak Türkmenlerimize karşı, Türkmen bölgelerine karşı yapılan saldırılar var. Bu saldırılar başladığı günden itibaren biz Büyük Birlik Partisi olarak hem Türkiye iç kamuoyunu harekete geçirmek, iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm siyasi partileri, tüm sivil toplum örgütlerini, tüm sendikaları, herkesi ve her kesimi bu konuda duyarlı olmaya davet ettik. Ve bu anlamda da öncülük yaptık. Bizzat ben sınıra giderek, Yayladağ'a giderek, orada arkadaşlarım benden önce giderek, orada gerekli incelemeleri yaptık. Devletimizin valisiyle de görüştük, kaymakamıyla da görüştük, kriz masasından sorumlu vali yardımcısıyla da görüştük. Yani oradaki devletin tüm yetkilileriyle görüştük. Onların da bilgilerini aldık. Onlarla da fikir alışverişinde bulunduk. Oradaki Türkmen kardeşlerimizin yöneticileriyle, derneklerinin başkanlarıyla da görüştük. Bayırbucak bölgesinden gelen Türkmen kardeşlerimizin temsilcileriyle de görüştük. Cepheden gelen Türkmen kardeşlerimizle de görüştük. Ve oradaki hadiseyi, vehameti daha doğrusu Türkmenlerin ve o bölgede yaşayan sadece Türkmenler yok. Arap da var, az da olsa Türkler de var. Oradaki masum insanların nasıl bir vahşi diyebileceğimiz bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını ve bu saldırının öyle kamuoyuna yansıdığı gibi sadece Esad rejimi tarafından değil, işte Rusya gibi bir dünya devi tarafından yapıldığını, hava saldırısı şeklinde. Başka ülkelerin askerlerinin, silahlı güçlerinin ya da silah desteğinin orada olduğunu, yabancı askerlerin o bölgede bulunduğunu ve oradaki tek amacın, gayenin
oradaki Türkmen varlığını yok ederek, bölgeyi tamamen Türkmenlerden arındırarak hem Türkiye'nin o bölgeyle ilgili ya da Suriye politikasını etkisizleştirmek, hem de aynı zamanda bölgenin kontrolünü tamamen önce Esad rejiminin bağlı güçlere vermek ve bize göre daha sonra da o büyük Orta Doğu projesi denilen projenin bir parçası haline getirmek. Dolayısıyla bizim buna sessiz kalmamız mümkün değildi ve sessiz kalmadık ve bundan sonra da sessiz kalmayacağız. İşte dünden beri burada yaptığımız istişarelerde de bütün yetkili kurullarımız Türkmen davasının, Bayırbucak'taki mazlum insanların davalarının daha yüksek ve gür bir sesle kamuoyuna haykırılmasını ve gereken her türlü desteğin verilmesi noktasında da elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi, dün olduğu gibi bugün de yarın da göstereceğimizin kararını da bugün burada almış bulunmaktayız. Tabii bizim göstereceğimiz gayret yetmeyebilir. Onun için bir kere daha buradan sesleniyorum. Türkiye'deki tüm taraflara, tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum örgütlerine, tüm sendikalara, devletimizin tüm yetkililerine, Türkiye'yi yöneten hükümete, iktidara sesleniyorum. Bakın yarın geç olabilir. Onun için bugün Türkmenler neye ihtiyaç duyuyorsa, oradaki mazlumlar, ağır bombardıman altında varlık mücadelesi veren, topraklarında yaşama mücadelesi veren kardeşlerimiz neye ihtiyaç duyuyorlarsa, behamahal o ihtiyaçların hiçbir dışarıdaki uluslararası gücün bize söyleyecek bir sözü yok. Çünkü onlar istediği noktaya istediği yardımı yapıyor. Rusya nasıl oradan gelmiş, onları bombalıyor, hangi hakla bombalıyor? Amerika Birleşik Devletleri PYD'ye hangi hakla yardım ediyor? İngilizler orada hangi hakla bir takım yardımlar yapıyorlar istedikleri bölgelere? Silah pazarları kurulmuş orada. O iç savaşı tetikleyen unsurlar Suriye'nin içinde silah pazarları kurmuşlar. Kime silah lazımsa ona silah satıyorlar. Yani bunun nasıl bir iç savaş olduğunu, bu bile, bu örnek bize nasıl bir tezgah olduğunu, emperyalist küresel güçlerin nasıl bir oyunu olduğunu, Büyük Orta Doğu Projesi'nin ne demek olduğunu ve Orta Doğu'daki ülkelerin, işte Suriye, Irak başta olmak üzere bölünüp parçalanıp nasıl yeniden haritalar şekillendirmek istediklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Onun için bizim sahip çıkmamız gereken, elbette ki biz bütün mazlumlara sahip çıkacağız ve bunu sahip çıkarken de elbette önceliklerimiz var ve burada da bize ne İngiltere'nin, ne ABD'nin, ne Rusya'nın, hiç kimsenin söyleyecek bir sözü yoktur ve dolayısıyla da Türkiye bu anlamda geçte kalmıştır, daha önce söyledim. Keşke bundan 4-5 ay önce uluslararası güçler, Rusya başta olmak üzere, Amerika başta olmak üzere oraya gelmeden önce ülkemiz tedbirlerini almış olsaydı, bence bugün işlerimiz daha kolay olurdu ve özellikle Türkmen kardeşlerimizin varlıklarını orada muhafaza etme adına da büyük bir kazanım elde etmiş ve ön almış olurlardı. Tabii bütün bu hadiseler yaşanırken Rusya hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının sınırımızı ihlal ettiği için düşürülmesi hadisesi de sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bir kere daha ifade ediyorum, o gün de ifade etmiştim. Evet, milleti bilinmeyen bir uçak düşürülmüştür. Bizim yetkililerimizin açıklamasıyla hava sahamızı ihlal eden, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz doğru bir kararla bu hadiseyi gerçekleştirmiştir. Devletimizi yönetenler doğru bir karar vermişlerdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını ihlal etmek Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırıdır arkadaşlar. Dolayısıyla da adı Rusya'da olsa, adı Amerika'da olsa, adı İngiltere'de olsa hiç kimse bu büyük Türk milletinin egemenlik haklarına saldıramaz. Onu yok sayamaz. Bunu yaparsa bedelini öder. Evet, bedelini öder. Ve dolayısıyla da bizler bu vatanı nasıl aldığımızı biliyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış bir vatan toprakları üzerinde yaşıyoruz. Çanakkale şehitlerinin, Sarıkamış şehitlerinin, Yemen şehitlerinin,
Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerin, Balkan şehitlerinin, Gaziantep'teki, Şanlıurfa'daki, bütün İstiklal mücadelesindeki şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Dolayısıyla da Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saldıranlar, hava sahasını ihlal edenler, egemenlik haklarına saldıranlar elbette karşılığını bulurlar. Türkiye yanlış bir şey yapmamıştır. Türkiye angajman kurallarını uygulamıştır. Onun için de doğru yapılan bu davranışın Türkiye yönetenler sonuna kadar arkasında durmalıdır değerli arkadaşlar. Yani biz şunu reddediyoruz. Yani Rusya uçağını olduğunu bilseydik belki düşürmezdik, böyle bir karar vermezdik. Son günlerde hükümet sözcüsünün ağzından bu tür sözler duyuyoruz. Bunlar doğru şeyler değil değerli arkadaşlar. Yani bir hareket yapmışsak doğru olan bir şey yapmışız. Yanlış olan bir şey yapmamışız. O zaman yaptığımız bu doğrunun arkasında sonuna kadar durmalıyız. Bedeli neyse de millet olarak öderiz. Çünkü bağımsızlığımızın, milletimizin onurunun, şerefinin üzerinde başka bir değer yoktur. Onun için kim yanlış yapmışsa bedelini ödemelidir ve burada özellikle Rusya'nın hem devletimize hem Türkiye'yi hükümet edenlere karşı sırf kendi hatalarını örtme adına çirkin suçlamaları vardır. Haksız suçlamaları vardır. Ve burada Rusya Türkiye iç politikasına müdahale etmeye çalışmaktadır. Türkiye'nin içeride birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini bozmaya, zedelemeye çalışmaktadır. Dolayısıyla da bunlara da biz millet olarak topyekün karşılık vermeliyiz. Çünkü dış politika milli bir davadır. Eğer içeride bir yanlış varsa biz bunu kendimiz konuşuruz. Ama Rusya'nın buna haddi de yoktur, hakkı da yoktur. Hiç kimsenin de bu oyuna gelmemesi lazım arkadaşlar. Evet. Biz aynen terörle mücadelede olduğu gibi dış politikada da bu en sonki bu hadisede de Rusya uçağının düşürülme hadisesinde de sonuna kadar dimdik devletimizin yanındayız ve dolayısıyla da bundan sonra da kim bizim hava sahamızı izinsiz bir şekilde ihlal ederse aynı akıbetle karşılaşacağını da bilmelidir diyorum. Tabii bu sadece benim düşüncelerim değil. Burada Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimizin, il başkanlarımızın ve bu toplantıya katılan Merkez Disiplin Kurulu üyelerimizin, Avrupa Türk Birliği Federasyonu Başkanımız var burada. Dolayısıyla bütün bu heyetimizin ortak görüşleridir. Ben onların hislerine tercüman oluyorum şu anda değerli basın mensupları. Ama burada arkadaşlarımız Türkiye'yi yönetenlere bir soru sormamı istediler bu hadiseyle ilgili. Yani nasıl radar kayıtları hemen açıklandı bu uçağın düşürülmesiyle ilgili hava izleri gösterildi. Arkadaşlarımız haklı olarak şunu soruyorlar. O zaman biz niye 6,5 yıldır rahmetli genel başkanımızın, şehit genel başkanımızın helikopterinin radar kayıtları tam olarak savcılığa gelmiyor, bilirkişi raporları niye gelmiyor diye haklı olarak da bunu sordular. Ben de onların hislerine kendi düşüncemde olarak bunu da bir kere daha sizlerin aracılığıyla sormak ve cevabını da öğrenmek istiyoruz. Kıymetli basın mensupları ve değerli dava arkadaşlarım, tabii bugün burada aldığımız kararlardan bir tanesi de elbette bir seçim yaşadık. Seçim sonuçlarını da daha önce ayrı ayrı kurullarımız toplanarak değerlendirmişlerdi. Divan heyetimiz ayrı toplanmıştı. Merkez Karar Yönetim Kurulumuz ayrı toplanmıştı. Yüksek İstişare Kurulumuz ayrı toplanmıştı. İl başkanlarımız ayrı toplanmıştı. Bugün de toplu olarak bütün bu kurullarımızı 2 gün boyunca burada bir araya getirdik ve ortak bir istişare yaptık. Bu istişaremizden tabii ki pek çok kararlar alındı. Ama bunlardan şu anda sizinle değerli basın mensuplarıyla paylaşacağımız karar şudur ki Büyük Birlik Partisi olarak tüm yetkili kurullarımızla birlikte bir kongre kararı aldık. Kongremizin adı ve anlamı şudur. Hedef 2019 Program, Kadro ve Vizyon Kurultayı yapma kararı alınmıştır ve
en kısa zamanda teşkilatlarımız ve genel merkezimiz bu kurultayın hazırlıklarını tamamlayacaktır. Ve hazırlıkları bittiğinde de bu kurultayı gerçekleştireceğiz. Ve hem yeni bir programla hem yeni bir zenginleştirilmiş, tabii eskiyle yeni bütünleştirerek bir kadro. Burada da bir kere daha sizlerin aracılığıyla da ben tüm milletimizin fertlerine çağrı yapmak istiyorum. Milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, bu milletin milli ve manevi değerlerine bağlı, demokrasiden yana olan ve ülkeye, millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bütün arkadaşlarımızı, bütün insanlarımızı, daha önce partimizde görev yapanları öncelikli olarak ama bugüne kadar Büyük Birlik Partisi'nde görev yapmamış olanları da ben bu süreci bir fırsata dönüştürerek Büyük Birlik Partimize davet ediyorum ve gelin buradan Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edecek bu kurultayımıza siz de katılın, siz de katkı verin ve dolayısıyla da milletin muktedir iktidarını gerçekleştirecek hem programı birlikte oluşturalım, hem kadroyu birlikte kuralım, hem de vizyonu milletimizin önüne koyalım ve yeniden Bismillah diyerek bu hareketi şahlandıralım diyeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle siz değerli basın mensuplarına katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Siz değerli dava arkadaşlarıma da hem geçmişte partimizin kuruluşundan bugüne kadar, çünkü kurucularımız da var burada, hizmet eden, her türlü fedakarlığı ortaya koyan, her türlü haksızlığa, adaletsizliğe ve yapılığa rağmen her türlü cefayı da çekerek bu davayı bugüne kadar omuzlamış olan siz değerli dava arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.